tasarım yeni videoma hoş geldiniz hepiniz. Bu video özel bir video, yani benim için kıymetli bir video olacak. 55 yaşında annem ve anneme 20 kilo verdirdim 4 ayda. Şimdi bu videoda ben kardiyoya çıkacaktım sabah, annem dedi ben de geleyim falan. Dedim anne o zaman böyle bilgilendirici bir video çekelim, neler yaptığımızı anlatalım çocuklara. Kilo vermek isteyen çocuklar birazcık senden örnek alsınlar dedim. Gördüğünüz gibi sabah kardiyosundayım, o da şimdi gelecek. Geldiği zaman ben çok fazla bir şey karışmayacağım, ben sadece düzelteceğim. Annem anlatsın size neler yaptığımızı, neler yaptırdığımı. Bu arada ben de şunu hatırlatayım annem gelene kadar. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın, açıklama kısmında hesabım yazıyor. Vanne Yıldırım. YouTube'a kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, yorum da yapabilirsiniz videoya. Sormak istediğin şeyler olursa da yorumlar kısmına yazın. Bu soru, dediğim gibi bu video önemli bir video olduğu için cevap verebilirim. Gördüğünüz gibi annem geliyor. 100 kiloydu. 80 kiloyu düşürdüm şu anda. Şu anda 81 falan. 100 kiloydu. Dediğim gibi 80 kiloyu falan düşürdüm. Şimdi anneme neler yaptırdım. Ben dediğim gibi ara ara düzelteceğim. Ama genel olarak annem anlatsın. Ben annemi çekeceğim. Anneciğim videoyu başlattım. Şimdi senden çok fazla hani sen böyle bu tarafıma gel. Sağ tarafıma aynen. Sadece neler yaptığımızı anlatacağız yani. Şimdi ben söyleyeyim ya da sen mi söyleyeceksin ben mi söyleyeyim? Nasıl istersin? Ben söyleyeyim. Sen düzel. Tamam ben başlayayım sonra sen anlatırsın. Şimdi öncelikle genel olarak çok sağlıklı beslendik. Değil mi? Ve evet. Bu arada annem arkadaşlarıyla toplantıya falan gittiği zaman, yani ne bileyim herhangi bir aktiviteye gittiğiniz zaman sizde bir pasta bir börek varsa aslında bir iki dilim yiyebilirsiniz. Annem de öyle yaptı. Yani arkadaşlarıyla böyle toplantıya gittiği zaman, günlere gittiği zaman ortada bir pasta varsa hani pastadan tıka basa değil de bir iki çatal alıp kendisini tatmin etmeyi öğrendi. Videonun ilerleyen kısımlarında şöyle bir yere de geleceğiz. İşte önceden yaptığı hatalar şimdi neleri değiştirdi falan, onlara da geleceğiz. Bunların bir örneği de bu. Şunu söyleyeyim genel olarak. Ezan okunaydı, ondan sonra kesti oğlum. Tamam o zaman video kapatayım, biraz sonra başlatacağım. Ezan bitti, devam edelim. Şöyle söyleyeyim, ortalama bir günde 1500 kalori falan aldık. 1500 kaloriyi böyle bir hani bir şey yapayım. Hani kalori hesaplamayı bilmeyenler için gün içinde neler yediğini böyle ufak bir anlatayım. Önce güzel bir kahvaltısını yaptı. Yani güzel bir kahvaltı derken tıka basa doyulan patates kızartması falan değil. Öyle hani birazcık peynir, birazcık zeytin, yumurtasını gayet yedi yani. Öğlen güzel töreli deriz biz. töreli yemeğini yedi. Ev yemeği ise ev yemeği, gerekirse tavuk pilav. Yani güzel böyle makroları, mikroları, yani besin değerleri, protein, karbonhidratı, yağı güzel olan öğününü yaptı. Ama akşam saatlerine doğru artık karbonhidratı tamamen azalttık. Yani işte pilav gibi şeyleri tamamen azalttık. Sadece bir 100 gram tavuk ve neredeyse bir leğen salata yaptık. Hani biraz protein ve bir leğen salata. Hani biraz da sen anlat bakalım hadi. Anlat. Sonra şeyi anlat. Hani en az 6 gün yürüyüş yaptığını anlat. Bir yere gittiğim zaman hani oğlum beni bırakmıyordu da ben yürümeyi tercih ediyordum falan, anlat bakalım. Çocuklar, bundan 10 yıl öncesine kadar her zaman kilo vermek isterdim. Ama 1-2 kilo verip tekrar geri alırdım. Artık gırağa gelmişti gerçekten ama üzerimdeki kiloları da nasıl atacağımı bilemiyordum. Sonunda oğlum bu sene benden kalmaya karar verdi. Sonra oğlum ben de artık dedim zayıflamaya karar verdim oğlum. Gerçekten senin gibi beslenmek çok güzel. Tamam anneciğim dedi, sana bir liste yapayım dedi. Bana liste yaptı. Ben de o listeye böyle harfi harfine uydum. Sadece haftada bir sefer arkadaşlarıma gittiğimde maksimum bir saat yani gidiş neredeyse 45 dakika falan. Ve giderken yürüyordum. Sabah kahvaltımı biraz hafif yapıyordum. Tamam bak. Şimdi ben olayları bildiğim için anlıyorum ama çocuklar karışık oluyor. Şimdi şöyle anlatman lazım. Haftada en az 6 gün yürüyüş yaptık.
Ha yürüyüş yaptım. Ben arkadaşlarıma giderken yürüdüm değil. Sen siktir et onları. Değil ki haftada 6 gün, 6 gün yürüyüşümüzü yaptık. En az 1 saat. Ve mesela annemi söylemek istediği şu, arkadaşlarıma giderken yürüyordum. Dışarıda mesela herhangi bir işim oluyordu. Yine yürüyordum. Yani hani yürüyüş yapmak için illa sabah erken kalkıp da böyle şey yapmadık. Hani sabah erken hadi yürüyüşe gideyim veya gün içinde yürüyüşe gideyim. Eğer hiç işi yoksa annemin, o zaman bu şekilde yaptı. Ama genelde dışarıda işi olduğu için oraları mesela benim bırakmam yerine daha çok yürüyüş yapmayı tercih etti. En az haftada 6 gün kardiyomuzu yaptık. Bazen 7 gün yaptık. Ve arada bir, tamam söyleyeceğim. Haftada bir, haftada iki anneme ben ağırlık çalıştırdım. Vücut ağırlığıyla. İşte evde şınav yaptık, mekik yaptık. Ağırlık çalışmak da önemli. Kasları da böyle egzersiz yaptırmak önemli. Var mı söyleyeceğim bir şey? Bir tane konu açayım, onun üzerinden mi devam edeceksin? Dur. Şimdi ben hani arkadaşlara bir haftada bir sefer derken şöyle demek istedim yani. Mutlaka yürüyüşüme zaten bütün gün, her gün mutlaka çıkarım yani. Hatta iki sefer bile yaparım yani oğluma sürpriz olsun diye. Ama haftada bir gün hani arkadaşlara toplantı olduğu zaman gittiğimde kesinlikle zaten giderken yürüyorum. Gelirken de yürüyeceğimi hesap ederek bir iki dilim gayet rahat yiyorum ve fazlasını içimden bir geliyor dilim zaten de yiyorsun. Yemek. Börek yiyorum mesela. Tamam, onu söyleyeceksin. Tatlıyı hani yemiyorum belki, börek yiyorum. Tamam, şimdi şundan başlayalım. Şimdi 4 ay evet çok uzun bir süre değil. Çok kısa bir süre de değil. Yani bence motivasyon gereken bir süre. Nasıl motive oldun bu sürede? 4 oğlumun ayda. Varlığı zaten bana Anne oğlumun varlığını boş ver. Herkesin oğlu yok. Ne de ki tartıya baktım. Her gün neredeyse kilo düştüğümü gördüm ve bu beni daha fazla motive etti. Falan ya, bunları söyle. Onu da söyleyeyim dur. Herkesin oğlu yok böyle. Olsun, olmaz sana. Genel olarak konuş hadi. Yani bu şekilde oldu değil mi? Neredeyse her hafta tartıldığında biraz daha tartıdan bazen gitmedi. Değil mi? Her zaman böyle bir kilo azalmadı. Tabii bazen böyle canım sıkılırdı. Ama demek ki hani arada bir duruyor kilo. Ne yapıyordu? Onlara bir iki gün bir iki sefer böyle bir peş peşe birkaç kilo verdiğimi görünce bir azim geliyordu bana. Şeyde yaptık. 4 ay içinde iki kere tıka basa cheat meal diyoruz biz ona. Yani hile öğünü de yaptık kendine. Kaşarlı tost yapıp gömdün 3 tane 4 tane. Ama gerçekten çocuklar şundan emin olun ki insan bir başladı mı bir de kilo vermeye başladığın zaman kesinlikle yiyesin gelmiyor. Yani yaptığım zaman bile yapmasam bile olur ama sonra, hani midemize bir şeyler gitsin hani yiyeyim diye yiyorum yani. Yoksa canım istediğinden kesinlikle evet, değil bu, çocuklar. Evet bu bir alışkanlık aslında. Artık gerçekten bir alışkanlık haline geldi. Hani ama bu da var işte bundan da dur yapıp da bu sefer yiyelim. Nasıl son 5 gündür yemiyoruz diyoruz yani. Yoksa gerçekten sonra şundan bahsedelim. Kilo verdiğini hissettiğin zaman emin olun ki çocuklar kesinlikle her şey süper yani. Hiçbir şey ağzına koyasın gelmiyor. Eskiden neler yapardın, şimdi neler yapardın anne? Ondan bahsedeyim. Eskiden asla evden çıkmayan bir insandım. Evi çok seven bir insandım. Hareketsiz bir yaşamım vardı yani. Aynen, hareketsiz. Nereye gidersem mutlaka evden çıkıyordum. Bu arada eskiden dediğimiz 4 ay öncesine kadar, ben eve gelene kadar. Evet evet. Ben eve geldikten sonra birlikte yürüyüşlere başladık. 4 ay öncesine kadar yine her zaman evden çıkıyordum. Ama nasıl çıkıyordum? Eşimin her zaman işe gideceği zamanlara denk getirirdim. O giderken beni bırakırdı. Gelirken haberleşirdik. Akşama geleceği zaman haberleşirdim. Yola inerdim, o beni alırdı. Anne bana doğru yürüme. Ben senden uzaklaşıyorum. Kamerayı tutacağım ama yolun ortasına geldik anasını satayım. Tamam annem söyle o. Ondan sonra mutlaka çıkıyordum ama bu şekildeydi. Eve geldiğimde de hani böyle insan orada bir şeyler atıştırıyordum ama eve gelince de böyle sanki kendi yaptığımdan yemek böyle daha bir hoş oluyordu. Bir şeyler yapıyordum. Eşim de yağlıyı falan böyle çok sever. Kızartma mızartma falan. Aynen, ona yapınca bandırıp yerdiniz evet, yani. Evet aynen. Ona yapınca ben de ister istemez hani hevesleniyordum yani. Çünkü yanımda öyle bir insan yaşıyordu. Ama sonra oğlum geldiğinde ne kadar farklı, ne kadar kötü bir alışkanlık yaptığımı fark ettim. Çünkü oğlum sabahları kalkıyor, yürüyor, akşam sporuna gidiyor. Yemesini o kadar güzel dengeliyor ki. Ama ben neden böyle yapmıyorum ki dedim yani. Tamam oğlum dedim, karar verdim dedim. Ben de seninle yapacağım anneciğim, yaz bana bir dedim. Tamam. Şimdi neydi? Bir de şeyden başlayalım, beslenme programı falan. Beslenme programı yaptı. Biraz ona uydum. Arada bir kaçırdım oğlum görmeden. Ama tabii çok fazla değil. Şunu da söyleyeyim, bazen mesela öğle yemeğini az yedik. Ama öğleden sonra mesela televizyonun karşısında annemle kuru yemişimizi de yedik yani. Bu şekilde. Kesinlikle. Bu şekilde kalorimizi falan dengeledik. Bazen dediğim gibi kaçırdığımız da oldu.
Ama ertesi gün ona göre yaptığımız kardiyoyu da arttırdığımız da oldu. Bir şey sonra, diyebilir miyim anne? Söyle. Şey bakın çocuklar gerçekten asla yani hani yemeyeceğim kafanı kesinlikle diyetten çıkar. Emin olun yemin ediyorum bakın size ki ben diyet yapmıyorum kesinlikle. Sabah peynirimi yiyorum, zeytinimi yiyorum. Oğlumla beraber kahvemizi yapıyoruz, içiyoruz. Kesinlikle bunu diyet olarak beynimden bir kere diyeti çıkardığım gibi inanır mısınız 17-18 kilo verdim. Oğlum geldikten sonra 4 ayın içerisinde 100 kiloydun şu an 81 oldun. Yüzü tam görmedim ama yapar yani, 20 yüzü, kilo falan yüzü tam görmedim ama yani yüze böyle bir adım kalmış. Sonra tamam kullandığımız takviyelerden bahsedelim. Takviye olarak ben sana ne getirdim? Neler kullandın takviye olarak? Söyle söyle. Her şeyi söylüyorum. Şey isimlerini bilmiyor olabilirsin. Evet isimlerini bilmiyorum ama sıvı şeyler verdi oğlum bana yağ yakıcı. Lekanetim verdim. Yani bu lekanetin aslında yağ yakıcı derken dediğim gibi olsa da olur olmasa da olur ama biz kullandık. Lekanetin şöyle işe yarar ondan bahsedeyim. Lekanetin vücutta depolanmış olan yağları yürüyüş yaparken enerjiye çevrilmesini daha kolaylaştırır. Mesela eğer vücudunda şeker varsa veya başka bir şey varsa vücut onu enerjiye çevirir. Eğer onlardan yoksa işte bu sağlıklı beslenme modelinde bunlardan olmaması gerekiyor. Lekanetin içmeseniz bile vücut bu yağları enerjiye çeviriyor. Ama eğer vücudunuzda lekanetin varsa o yağların enerjiye çevrilmesi biraz daha kolaylaşıyor. Vücut böyle hani yağ gibi akıyor diyeyim. Bu şekilde bir ufak bir yardımcısı oluyor. Yani yine egzersiz yapmadan lekanetin içerseniz hiçbir şey olmaz. Sıvı lekanetin anneme içirdim. Annem işte yürüyüş yaptığı zaman, arkadaşlarına gittiği zaman bunu içti. Aynı zamanda CLA verdim. Onu da yemeklerden önce 10 dakika günde 3 tane kullandı. Başka da bir şey yok. Çocuklar. Emin olun ki önce ilk başladığımda oğlum yürüyüşe çıktığında anneciğim ben de gelim dediğimde anne diyordu ben hani biraz hızlı yürümen gerekiyor hani. Aa, evet, sen evet, biraz evet. Sen biraz ağır anneciğim, yürüyorsun biraz derdi. Yürür müsün ya? Sen duyuyorlar mı Ahmet? Ha duyuyorlar tabii ki. Ya, şu an ses yok. Olsun, anneciğim. Ben senden uzaklaşıyorum sen bu adamın kameranın dibine burnun gözüküyor sadece. Ama anneciğim sen bana oyanı bile çekildemiyorsun. Şimdi burada öyle deyince hadi sanki söyle. Böyle kızıyorlar. Söyle söyle yok. Şey işte yürüyüşe gelin ben de senden derdim hani ilk başladığım dönemlerde evet. Anneciğim diyordu sen hani yavaş yürüyorsun ben biraz hızlı yürüyorum o yüzden yetişemezsin bana sen ayrı yürü ben ayrı yürüyeyim diye sonra ben arada bayağı bir zaman geçtikten sonra bir gün oğluma dedim ki oğlum dedim bugün de ben senden çıkıyorum ben tatile gittim geldim evet. Bu sırada sen tabii devam ettin. Yine ben klasik dedim ki anneciğim dedim hani ben birazcık hızlı yürüyorum sen başka zaman yürü ya da hani ben önden giderim, sen arkadan gelirsin şeklinde hep olmuyordum. Size yemin ederim şaşırdığım bir hız yani yok böyle bir şey. Bu arada burası çok karışık şu an çok karanlık çocuklar bizi göremiyor olabilirler. Neyse videoyu kapatalım. Başka var mı söyleyeceğim bir şey? Dur bir dakika. Tamam. Ondan sonra dedim ki oğlum dedim bugün dedim senden çıkayım annem. Hem seni çok özledim dedim. Kaç gündür yoksun yanımda. Hem muhabbet edelim. Yürüyemesen bile biraz arada, bir şey yapalım. Bu arada bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kusura bak anneciğim. Lafını kestim. Bu bahsettiğimiz olay bir tane video var. Günlük vlog diye çektim. Hızlı. Bir tane videom var birkaç video önce Eskişehir İstanbul yolculuğu vlog diye. O videonun en sonuna bakarsanız ben işte yolculuktan geliyorum. Bahsettiğimiz olay bu. Annem ben dışarı çıkıyorum kardiyo yapmaya annem de geliyor falan. İşte o gün oldu eğer o videonun en sonuna bakarsanız. Hatta anneme böyle hediye falan almışım onu gösteriyorum videoda. O videodan bahsediyoruz aslında şu anda. Lafını kestim ama anne. Ama bakın çocuklar gerçekten önceden yürürken nefes nefese kalıyordum. Asla böyle konuşabilmek nerede? Şu anda var ya hiç asla gayet sanki evde koltukta oturuyormuşum konuşuyormuşum yani. Emin olun ki öyle. Ve asla nefes tıkanıklığı yok yani. Yürüyüşe çıktığımız bayağı oldu. Bir yarım saat oldu hani. Neredeyse. İnsan, evet, ve yürüme tempomuz da çok yavaş değil. Hani insan biraz nefes nefese kalır. Dönerken biraz bak, zorlayacağım seni. Şu an asla nefes nefese kalmadım. Hatta oğlum kamerayı çekerken hafif böyle bir ağırlaşıyor. Oğlum olmuyor böyle. Hadi gaz falan diye. Yani hızlı gideceğim oğlum geride kalır diye gitmiyorum. Düşün yani. Tamam anneciğim. Şu yürüyüş bana hafif yani. Var mı başka söyleyeceğim? Videoyu kapatayım abi. Her şey çok süper çocuklar. İstediğin şeye ulaştığın zaman gerçekten hayat çok güzel. Her şeye güzel bakıyoruz oğlumla. Asla bir şeyi sıkıntı yapmıyoruz. Yani günübirlik yaşıyoruz oğlumla. Şunu da söyleyeyim anne. Aslında sen ben yokken olayları böyle çok fazla değil de hani böyle
olayları biraz da kafana takıyordun değil mi? Böyle minik, hani çok fazla değil dediğim gibi, böyle takıntı haline getirmiyordun ama içten içe birazcık düşünüyordun. Yani evet. Ben sana sürekli ne diyordum? Anneciğim rahat ol, anneciğim boş ver. Şu anda yapabileceğiniz bir şey var mı? Yok, boş ver o zaman, siktir et, boş ver diye diye. Senin aslında birazcık stresini de aldım ben. Kesinlikle. Stres de çok önemli. Stres de çok önemli. Vücut gerçekten stresli olduğu zaman yağ depolar, kendisini korumaya alır falan. Yağ yakmayı engeller. Bunu da annemi böyle sağladım. O stressiz yaşamasını sağladım. Var mı başka söyleyeceğin? Kapatayım çocuklar, ben de. Şunu demek istiyorum. Gerçekten bak, oğlum yarışmalara gideceği zaman anne diyor seni de götürürüm. Oğlum öyle şey olur mu yavrum? Hani başka çocuk olsa hani niye anne hani ayağıma bak, bağ olursun, gelme falan. Oğlum gerçekten o kadar güzel aramızdaki bağ ki birbirimizsiz artık yaşayamıyoruz yani gerçekten. Yarışlara çocuklar. Yarışlara getireceğim annemi. Yarışlara getireceğim. Gelin çocuklar, bekliyoruz. Hadi ben sonra şunu söyleyeyim. Sonra anneciğim sen kapanışı yap, tamam? De ki YouTube abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Sonra şunu söyleyeyim. Gerçekten bu benim yaptığım program. Bana kilo vermek için gelen insanlar, uzaktan eğitim programı alan insanlar. İnsanlara yaptırdığım şeyleri yaptım aslında. İnanın bana ekstra bir şey yok. Şu anda hani annemle böyle geyik yaptık. Biraz hani biraz böyle geyik şekilde size anlatmak istedim. Daha çok aklınızda kalır diye. Ama gerçekten benden uzaktan eğitim alan insanların yaptığı şeyleri yaptırdım. Videoyu kapatayım artık. Söyle bakalım. Oğlumu Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çocuklar, hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Oğlumu desteklemenizi de her zaman bekliyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. YouTube'a abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Video like atın. Video like atın. Ben ne diyorum videoyu kapatırken? Evde diyorsun ya bazen. Çocuklar, ben ufaklığım Almanya'da geçtiği için Türkçe'yi de böyle biraz bozuk konuşuyorum. Hamlet o cümleleri çıkaramıyorum. Kusura bakmayın yani, çocuklar. Ben videoları kapatırken ne diyorum? Sen evde benim taklidimi yapıyorsun ya. Hangi? Peace out. Peace out. Hadi kendinize iyi bakın dostlarım.